Fotoğraf derslerine, fotoğraf eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu bölümde sizlere PASM modlarından enstantane öncelikli mod olan yani S modunu, diğer bir adıyla TV modunu anlatmaya çalışacağım. Enstantane öncelikli mod isminden de anlaşılacağı üzere fotoğraf makinesinde enstantane değerini yani perde hızını bizim belirlediğimiz bunun karşılığında da diyafram değerini ve diğer ayarlamaları doğru pozlama adına fotoğraf makinesinin kendi belirlediği bir moddur. Bu yarı otomatik mod sayesinde özellikle fotoğrafta hareket hissini aktarma anlamında çekim yapmada bir avantaj sağlar bize. Yani genel itibariyle çoğu fotoğrafta biz hareketi donmuş olarak yani çok hızlı bir anı görürüz. E, fotoğrafta konu donmuştur, sabittir ve bu şekilde detaylı bir fotoğraf bekleriz. Ancak bazen, özellikle hareket hissini verme anlamında oradaki devinimi, hızı enerji aktarma anlamında bazen bilinçli olarak net olmayan veya hareketli fotoğraflar çekmek isteriz. Örneğin bir otomobil yarışı veya bir at yarışı çekimi yapıyor olun. Burada özellikle araçların veya canlıların hızını aktarma anlamında enstantane değerlerinde bir takım değişiklikler yaparak hareketi yakalamaya çalışırız. En çok kullanılan yöntem pan tekniği dediğimiz yani konuyu kamerayla takip ettiğimiz bir sistemdir. Böylece konu net olur Arka plan tamamen flu ve çizgiler halinde hızı bize hissettiren bir görüntü yakalanır. Dolayısıyla bu tarz çekimleri yapabilmek için enstantane öncelikli mod çok işe yarar. E, çünkü siz normalde diyafram öncelikli bir modla bunu elde etmeniz biraz zordur. Yani bunu yakalayabilmek için diyafram değerini çok fazla yükseltmeniz gerekir. Ve yine de tam değeri belki yakalayamayabilirsiniz. Ama enstantane öncelikli moda fotoğraf makinenizi alırsanız konunun hızına göre yeterli olan enstantaneye yakaladığınızda diyafram zaten otomatikman ayarlanacağı için istediğiniz görüntüyü, istediğiniz hareket hissini fotoğrafta aktarabilmiş olursunuz. Örneğin bir spor karşılaşmasını veya herhangi bir yarış müsabakasını çekiyor olalım. Bu fotoğrafları çekerken bazen özellikle görüntünün donmasını isteriz. Yani işte futbolcunun topa kafasını vurduğu zaman ter damlacıklarını görmek isteriz veya işte tam şut anındaki o vücut hareketlerini, yüz mimiklerini yakalamak isteriz. Böyle bir durumda tabii ki yüksek enstantaneye ihtiyacımız olur. O yüzden de enstantane öncelikli mod bize istediğimiz o yüksek enstantane değerini kendimiz tarafından ayarladığımız için doğrudan verir. Diğer taraftan özellikle hareketi ve enerjiyi aktarmak istediğimiz durumda örneğin futbolcunun çok hızlı koştuğunu göstermek istiyoruz veya başka bir atletizm sporcusunun veya başka bir yarış müsabakasında hızı aktarmak istiyoruz bu durumda da enstantane değerini düşürmemiz gerekir ve konuyu kameramızla takip ederek pan hareketi yaparak özellikle o hareket hissini vermemiz gerekir. Veya özellikle e, net olmayan bir fotoğrafla oradaki enerjiyi hızı aktarmak isteyebiliriz. Dolayısıyla bu tarz çekimleri yapmak istediğimiz zaman perde hızının ne kadar olacağını biz belirleriz. Bunu yapabilmek için de fotoğraf makinesinde bu perde hızını belirleyen enstantane öncelikli mod en doğru moddur. Diğer taraftan enstantane öncelikli modu da özellikle manzara fotoğrafçıları da sıkça kullanırlar. Çünkü şelalelerin bu böyle bulutsu görüntülerini elde edebilmek, kıyılarda dalgaların ipeksi görüntülerini oluşturabilmek için enstantane öncelikli modla fotoğraf makinenizi tripota sabitlersiniz ve uzun pozlama sayesinde bu estetik görüntüleri yakalayabilirsiniz. Enstantan öncelikli mod da genel itibariyle fotoğrafçılar arasında az kullanılan bir moddur. Çünkü özellikle az önce de anlattığım gibi hareketi aktarmak istediğiniz zaman bu modu tercih edersiniz. Spor fotoğrafçıları bunu birazcık daha fazla kullanırlar. E, hmm. Dolayısıyla da e, yine de bilinmesi gereken ve yeri geldiği zaman da özelliklerinden istifade edilmesi gereken bir moddur. Enstantan öncelikli modun dezavantajı diyaframı ayarlayamamanızdır. Yani alan derinliğini kontrol edemezsiniz. Dolayısıyla da Özellikle konu herhangi bir fona, bir zemine yakınsa konuyla zemin birbirine karışabilir. Bu tarz konularda bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Diğer taraftan da özellikle konuyu takip ederken çok hızlı hareket eden bir konuda yavaş enstantane kullanıldığında ışık şartları değişebilir, dolayısıyla fotoğrafta pozlama hatalar ortaya çıkabilir. Enstantane öncelikli mod özellikle yavaş enstantane çekimlerinde pozlama hatalarına neden olabilir. Bunu daha sonra post prodüksiyonda düzeltmek gerekir. Evet bu bölümde de sizlere enstantane öncelikli modu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.